Ölür müyüz? Ben bu adamı minyonlarla dövebilirim ya. İyi, güzel. Divan'dan herkese selamlar arkadaşlar. Ashe oynuyoruz bu sefer. Karşımda Jinx olacak ve karşımda yine sanıyorum Alistar değil mi bu? Aynen Alistar olacak. Alistar çok fazla oynanmış. 274 oynanmış. %55 win yüzdesi var. Gayet iyi. Ama şöyle bir durum var ki karşıdaki adaca 43 oyunda %37'lik bir win yüzdesine ulaşmış. Bu da bayağı bir kötü demek. Bizim lane safamız tamamen Orianna'ya bağlı. Hani Orianna sap çok fazla gelen bir durum değil. Oyunun sonunda çok fazla hasar verecek ve ultisinden dolayı çok fazla işler yapabilir. Fakat lane safhasında belli bir seviyeye kadar mana sorunu çekecek, hasar sorunu çekecek. O yüzden sıkıntılı bir matchup olabilir bizim için bot lane'de. Morgana'nın gelmemesi daha iyi olmuş açıkçası. Çünkü benim ultim, ne bileyim W'm veya Orianna'nın bütün skill'leri engellenebileceği için Morgana'nın gelmemesi çok daha iyi oldu. Takımımız fena değil. En azından AP olarak Orianna'mız var. En azından var yani. Support olsa bile hasarı yükselecektir. Dakikalar ilerledikçe dakikaların ilerlemesi bize mi yarar diye bakıyorum. Yani Morgana fazla vuracak. Top lane'leri fazla vuracak. Jinx efsane vuracak. O yüzden hani bizde de Yasuo ve ben varım. Orianna da var. Sanki biraz daha bize yakın gibi. Çünkü çok güzel bir wombo kombomuz var. Öncelikle Orianna'nın başlatacağı, daha sonra Malphite'in herkesi havaya kaldıracağı ve Yasuo'nun yalan edeceği bir yer. Tabi wombo komboyu yalan edebilecek bir durum da var. Eğer araya Xin Zhao girip bıçık diye ulti atarsa herkes bir yalan olur. Ben bu taraftan gideceğim ama bu adam biraz zorluyor sanki. Buradan inşallah bir dayak yemez. Tamam. İlk W ile başlıyorum. İnşallah güzel bir lane geçiririz. Ki late'e güzel gireriz. O zaman daha iyi olur. Haydi bakalım. Minyon kaybetmeyeceğim bir oyun olur diye umuyorum bu oyun. Ön safhadan bir şey kaybetmedim. Arka safhadan bir tane kaybettim. Tamam, güzel. Kalkanını iyi aldı ama. O da vurdu, ben de vurdum. Bizim hasar biraz daha yüksek oldu. Dürtme konusunda ben birazcık daha avantajlıyım. Seviye 2'den sonra Orianna sıkıntı yaşayabilir. Ben W'ye veriyorum şu anda. Aa, bütün herkes de onunla vurunca yalan olduk. Kanka o kadar ileri gitme. Yalan edecekler seni. İyi. İlk kill bizde kaldı. Karşı jungle aldılar. Çok ileride durdum bir an. Yeterince canlarını azaltabilirsek belki cesaret edemez şeye girmeye. Bu karşı takım bize girmeye. Yoksa onlar girdiğinde gir bitirleri bizden çok daha iyi. Yani hani böyle bir anlık all in'leri. Çok daha kuvvetli rakibin. Arabayı kaçırmadım, iyi oldu. Minyonda da 10-15. Biraz mana sorunu başlamaya başladı ama bakalım buradan W'ye bir kez daha veriyorum. O kaçtı. Şu anda Q'yu stackledim. Oldu da bir durum olursa alabiliriz bu tarafı. Biraz önce demek istediğim buydu. Eğer canlarını azaltırsa girdiklerinde çok sıkıntı yaşarlar. Eğer Ashe 2-3 atak daha yapabilseydi bu büyük sorun olurdu. Şu an hala çok fazla zorluyor. Neyine güveniyor bu kadar? Hiçbir fikrim yok. Heal'ım da yok şu anda. Aa, öldü. O
Orianna biraz saçmalık yaptı ya. Çok kötü oynadı orayı. Ben hasarımı vurdum. Şuraya biri yardım etse harika olur da. Gelişinden belliydi zaten adamın. Canım az ama buraları belki biraz yemlersem. Şunu atayım. Ne olur ne olmaz. Adam kombolarsa kesebilir beni. Ben bir kez en azından şu potu kullanayım da gözleri gerçekten korksun. Ne, itmeleri iyi oldu adamı. Şimdi ben iteceğim. Yani orada çok fazla minyon vardı. Minyon kaybetmek istemedim. Ben orada eğer girsem sıkıntı da olabilirdi. Kaybedebilebilirdik. Yani çok fazla ihtimali yoktu kaybetmemizin ama yetişemezdim zaten. Hani boşuna minyon kaybetmişliğimizle kalırdık. İtmesi iyi oldu gerçekten şeyin. Buraya yardım et kanka. İt. Aynen. Tamam, bir grup daha gelmek üzere. Kule önünde şuradan bir tıkır alırsak. İt kanka. Hoş mu? Kesinlikle değil. Ben gidiyorum ya. Olmadı. İstediğimi yapamadım. Fazla da minyon karşı. 41'e 25 aslında fena değil ama. Burada çok maymunca bir yerde duruyorum. Buradan bir W denerse. Denemedi. Ben şuradan 900'ü aldım. Ayakkabıyı alamıyorum. O yüzden şunu da aldım. Bir tane de totem alıp gidiyorum. Koşturalım bakalım. Şu an tek saçma olay bizim lane açısından. Orianna'nın ölmesiydi. Orianna'nın çok zorlamasıydı. Orianna'nın baya baya zorladı yani orada. Bırakacaktı. Ben böyle slowladığımda adam da dürtecekti ama neyse çok sorun değil. En son ne zaman göründü bilmiyorum bu adam ama şu anda 3 katlık bir fark var. Burayı attığım W ile yalan ettim ya. Minyonların ölmesine sebep oldum. Yaklaşık 20 minyonluk fark da bayağı düştü. Ben hasar verebildiğim kadar vermeye çalışacağım. Alır mı? Ölür mü? Öl lütfen ya. İyi, çok güzel. Çok çok iyi. Bunu iyi cezalandırdık. Bir flash bir şey verdik belki ama kesinlikle değer. Şu anda Ashe çok... Ashe diyorum. Jinx çok fazla şey kaybedecek. Minyon kaybedecek. Experience kaybedecek. Deneyim puanı kaybedecek. Ve belki biz kuleden fazlasıyla da para alabiliriz. Aa. Ben yine vurmaya çalışıyorum ki oldu da bir durum olursa diye. Tamam, şu an biraz geri çekilmek lazım. Ha, at geliyor. Açalım. Pardon. Mid lane de gayet iyiymiş. Sayı olarak yani minyon sayısı olarak. Ay, ayrıca kili de varmış. Top lane'imiz de iyi dayanmış. Illava karşısında. Adı nasıl okunuyor hiçbir fikrim yok. Her oyun farklı bir şey söylüyorum o adamın ismi hakkında. Biz de minyondayız. Şu anda kaybeden bir taraf yok yani. Ve en son bir daha görünmüş adam bayağı kötü durumda karşı jungle. Bizim adam geldi, çok iyi. Ulan bir saat yaklaşamadım ya. Bir saat yaklaşamadım ama neyse ki kill aldık. Ping'i takip ettim ben orada. Ben geliyorum işaretini verdikten sonra dedim haydi atayım bari zaman kazanım. Heal'ı falan da attım dedim ki hani şey olmasın. Hızlı hareket edelim. Adama zaman tanıyalım. 6 level'da değillerdi galiba. En azından şey değildi. Jinx değildi. Aynen değilmiş. Bir tek inek 6 level'mış. Şuraya bir tane top at kanka atabiliyorsan.
Ölür müyüz? Ben bu adamı minyonlarla dövebilirim ya. İyi, güzel. Onun bana zaman kazandıracağını biliyordum da şu an at acaba yakında mıdır? Bu parayı vermek istemiyorum. Ben yani 200 gold da olsa at middeymiş gerçi ama olsun. Neyse ne yapalım. Bir yanlış karar verdim orada. Çok da kalabilirdim. Ama en azından 2 kill aldık orada. Kaybedebileceğimiz savaşı aldık. Şu bitti. Ayakkabı gelmiş. Tamam şu anda hiçbir sorunumuz yok. 2-0-2. Bir tek bizim sport öldü. Sport'u kurtarabileceğim bir durumum yoktu. Benim ultim yoktu, heal'ım yoktu. Ona yardım edebileceğim herhangi bir kalkan gibi bir skill'im de yoktu. O yüzden şu E'yi hayatım boyunca kullanmadım. Bir E atayım bakalım şu tarafa. Hatta mavisi var mı bir görürsün. Mavisi de varmış. Ultim var. Orianna'nın da ultisi var. Xinjiao kanka gelirsen çok iyi olur. Buradan bir W atacağım arabayı almak için. Çok fazla itmiyorum. Tamam harika. Bende slow var ama. Neyse hiç sorun değil. Ashe çok güzel bir hero ya bu konuda. Hani gank başlatabiliyor gerçekten ve takım savaşı başlatabiliyor. Çok fazla rakibi dürtebiliyor. Hasarı da gayet yüksek. Ve slowlayabiliyorsunuz. Tek yönünüz eğer kaybeden lane'deyseniz. Bu çok büyük sıkıntı oluyor. Dikkat kanka. Aa korkutulduk öleceğim ben. Çok kötüydü ya. Çok fazla ki kaç tane shutdown verdik? 4 kişi öldük değil mi orada? Aynen. Bizim adam fazla zorladı ya. Kaybetmememiz gereken bir yeri kaybettik. Şu item'ı almak için acaba ayakkabıyı mı önce bitirsem diyorum. Yoksa buna mı gitsem? Ayakkabı çok daha mantıklı şu anda. Karşı taraf AD mi? Full AP de var. Ben kendi build'ime gideceğim. 9 level olmamışım hala. Kötüydü orası. Yapmamamız gereken bir şeyi yaptık. Oradan biraz fazla para verdik ve şu anda kulenin de belki bir barikatını daha yerler yani. Aynen hatta alabilirler diyeceğim ama biz orayı alabiliriz ya eğer gidersek. 6 saniye var, 5 saniye var. Orianna güzel şey yaparsa ama ona fırsat tanımadılar. Oy. Benim ulti biraz fail oldu ya. Benim işaretliyor. Aynen beni işaretliyor. Niye bu kadar ağladıysa. Önce minyonları temizleyelim ondan sonra. Halbuki lane bu kadar iyi giderken beni böyle şey yapmasa. Bence hoş değil. Tamam güzel çok fazla vurdu Orianna. Ben de W ile biraz vurdum. Q'mu çok fazla atmak istemiyorum. Mana'nın ne zaman neye lazım olacağını bilemiyoruz. Dakika 13 100, 103 milyon. Şuna vuruyorum ki şeyim açılsın. Şu rünüm açılsın diye attım. Tamam gayet güzel. şu anda hoş. Gidip şu şeyi alacağım ben. Zımbırtıyı alacağım. Ondan sonra base'e gidebilirim. 2600 paraya ihtiyacım varmış. 1000 gold fazla. Geleceğim kanka. Ha öleceksin lan.
Tamam, bende slow var. Ay. Burayı alabilir miyiz diye hala düşünüyorum da işte biraz önce mana sorunum buradan çıktı. Tamam, çok iyi. Aa, mana sorunum buradan çıktı diyorum. Bir... Aha. Kaçtım kanka artık. Biraz sanki fazla şey yaptılar. Kuleyi al kanka, sen ben burayı... Tamam, çıkıyorum. Bir daha Q atarsa ama yalanım, buradan base atmayacağım. İyi oynadık ya orayı. Orianna da ölmedi. Şu an Jinx o kadar kuvvetli değil, o yüzden bunu fırsata çevirebildik. 2600. Seni satacağım. 30 gold'um beklesem. Seni satsam. Seni de satsam. Anca böyle alabildik. Mecburen böyle yaptım. Şunu da şu maviye çevirdim. Haydi gidiyoruz. 20 saniye var benim ultiye. Ejderi verdik. Girer miyiz buraya bilmiyorum. Aha. Allah'ım ya, Morgana'nın stun'ı ya. Dünyanın en saçma şeklinle öldük. Orianna'nın diyorum, Morgana'nın stun'ına yakalandım. Ondan sonra illa maymun gibi vurdu ya. Bayağı sıkıntılıydı, bayağı sıkıntılıydı. Şimdi şunu kasacağım. 13-13. Böyle ezdiğimiz bir oyunda böyle killer vermemiz çok üzücü oldu. Aşağıda 3-4 tane kill verdik. Burada 3-4 tane kill verdik. Hiç hoş olmadı. Biraz ben de tetikledim o savaşı ama daha iyi oynayabilirdik. Benim stun'a yakalanmam çok kötü oldu ya orada. Bütün hasarı yedim. Bir ejderi, bir ejder. Bizimki biraz daha kıymetli sayılır. Biraz moral bozukluğu oldu ama olsun. Bu sadece rakibe biraz daha avantaj sağladı. O kötü. Şuradan ben mid'e doğru gideyim. Bir savaş daha kaybetmelerini istemiyorum. Sıkıntılı bir durum olursa ben de yardım etmeye çalışacağım. Şu anda heal'ım yok. 50 saniyelik bir süreç var. Yukarıdan itiyorlar. Abi. Bu saçmalık beni öldürecek mi şimdi? Vay arkadaş. Ben base atayım. Öldürürüz diye düşündüm de bu kadar hayatta kalabileceğini düşünmedim. Arkadan yine destek geldi. Bize yine destek yok. Şunu alayım da. Yine Morgana'nın stun'ına yakalandım. Allah'tan ölmedim bu sefer ama çok uzakta kalıyorum. Ya adam daha base'den atıyor ve 3 saniye falan sizi kilitliyor. Heal'ım var şu anda. 1,5 dakika falan var. Flash'a da. Çinca ölecek. Çok fazla kişi kestirdi onu. Alabilecek misin? Alamadın. Yardıma gitmenin bir anlamı yok. Adamın da 2 saniyede bir ultisi geliyor. Kim Rampage? Ben kırmızıyı almak istiyorum. Bana 3-4 saniye verirlerse. Çekerek keseceğim.
Tamam. Şu an çok gergin bir oyun gerçekten. Birçok şekilde ölebilirim. Herkesin kasma şansına ulaşması aşırı kötü. Çünkü bu Ileva kastında 1v5 atabiliyor. Morgana kastında hasarı Q ile W resmen bir hayat demek. Çok fazla vuruyor. At tekleyebilir. Jinx zaten en fazla vuran ADC'lerden bir tanesi oyun sonunda. Burayı iyi oynamamız lazım. Malphite'in ultisini güzel kullanmamız lazım. Şuna bakın. Bir tane adam skill yedi. Canına bak. Ben hala oynuyorum burayı. Benim ultim var. Aa bak geldim, stun'a yakalandım ya. Çok iyi kanki. Farm yapa gidiyorum. Buradan Baron bile alabiliriz ya. Tamam geldim. Shin Jao da kovalarsa 3 kişi yaşıyor gerçi burada ama. Aynen bu güzel olur hem kaçmak için. Haydi Shin Jao. Ultileri yoktur diye tahmin ediyorum. Ben düz ataklarımla çok fazla sıkıntı yaşatabilirim bu adamlara. Tamam. Güzel. Tamam çıkalım. Çık. Şurayı alın. 7-2-7 harika. Oy. Tamam şimdi bir tane ejder alalım. Mavi kime gitse daha iyi olur. Malphite'a falan gitse aslında daha da yararlı olabilir. Ultisinin cooldown'u düşsün diyerekten. %30'a ulaşmış zaten. Şunu da biri alsa aslında bana da çok lazım oluyor yani. Sürekli W spamlayabilirim. Ben çaktırmadan alayım şunu. Şuradan bir grup daha alsaydık. Tam beraber gezelim. Şu an oyunu satmanın hiçbir anlamı yok. Hep beraber gitmekte fayda var. Şu item'la başlıyorum ama belki satabilebilirim. Geliyorum. Mid'den açma şansımız var. Hala savaşı kaybetme şansımız var. Kötü konum alırsak bir Hecarim korkutması, bu adamın atabileceği güzel bir ulti. Biraz önce savaş 2 aşamalıydı kazandık. Hatta 3 aşamalıydı kazandık. Ama tek aşamalı bir savaş olduğunda onlar çok daha kuvvetli diye düşünüyorum ben. Buraya yardım lazım ya. Kanka öyle sen durma. Orada durmanın bir anlamı yok. Orianna ne yapıyor? Orianna AFK mı? Yani Orianna ağlıyor galiba. Ha, ya da 100 gold mu bekliyordu? Ne yapıyordu bilmiyorum. Çince bilmediğim için de anlayamıyorum bazen neden insanlar böyle şeyler yapıyor. Ben dedim bir acaba şurada bir pingliyordu şeyi. Bir tanesi. Dedim belki de jungle'dan 100 gold'a ihtiyacı vardı, adam vermedi diye. Oha bir an girdi dedim. Zamanı mı acaba bu? At da yok etrafta. Ha, at burada pardon. Onlar da iyi temizliyor ya. Wave clear'ları güzel. Burada savaş çıkacak. Ah Shin Jao. Baron'lu savaşta
giremiyoruz bile çünkü öyle bir şeyimiz yok yani. Birden bir hata kollamak lazım ki iki tane güzel ultimiz var. Hala bomba kombomuz var. Çincai'ye öyle inanılmaz ihtiyacımız yok. W'm de hiç iş yapmıyor ya. En çok beni Morgana korkutuyor şu anda. Bekledim de yok dur kanka dur. Abi. Saçmalık ya. Çok kötü oynadılar ya yine. R'yi beklettim, güzel bir yere atmak istedim ama. Giremiyorsun ki, adamlar o kadar vuruyor. Benim arka tarafa sarkmamın hiçbir imkanı yok yani. Mobil şampiyon çok karşı tarafta. Ya mobil şampiyon yokmuş aslında. Şu an resmen uydurdum, ağlamak için yer arıyorum. Kaybeder miyiz? Baron'lu şekilde takım savaşı kaybettik. 10 saniye var. Orianna koruyabilir mi emin değilim. Çok güzel Orianna. Baze'e vura vura bitirebilirler. Herkes doğuyor. Hadi bu çok büyük şans, çok büyük şans, çok büyük şans. Buradan 3-4 kişi alsanız... 2 kişi alsanız, 3 kişi alsanız bile avantaj. Oyunun bitmesi büyük şans. ...30 saniye, 50 saniye. Önce bir ejder alıp ondan sonra barona girebiliriz. Buradan önce kule alalım. Aa geldi beni vurdu bakın. O da geldi beni vurdu. Ben niye bu kadar yavaşım lan? Ne slowladınız be? Oyun biter böyle ha. Bunlar bizi kovalar base'e kadar. Tamam ejderi aldınız da gelin burayı savunun. Lütfen orada yakalanmayın. Ben son savaş olacağını düşünerekten bunu alıyorum. Yoksa normalde almazdım. Yani kaybetme ihtimalimiz var o yüzden. Belki bir daha olmayacak. Şu Zamazingo'yu aldık. Hala güzel bir savaş lazım. Tamam benim üzerime geliyor bu adam. Tamam bunu aldık. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Haydi haydi haydi. Tamam ben buna giriyorum. Çok iyi ya, çok iyi. Bir baron daha alabiliriz. O savaşı güzel verdik. Adam 5 kişiyi kesebilecek ultisiyle sadece bana gelince, tabii kasmış adam da benim. O yüzden biraz hatalı oldu. Beni de yakalayamadı. Oyunu bitirmeyi dener miydi acaba aslında Jinx? Çok çok şeydi. Adam haritada gördüm bir an, dedim acaba yetişebilir miyiz ama denemedi. 2000 gold'a ihtiyacım var benim. Şu grubu iteceğim. Ondan sonra kırmızıyı alacağım. Sonra base atacağım. E'yi de oyun boyunca ikinci kez atıyorum.
Tankiler şu an belki sinir bozucu bir durum. Ben burada oyun bitecek farm yapıyorum falan ama. Şu para lazımdı yani 2K. Oldu da bir durumda ölürsem en azından bizim takım biraz daha şey kazansın, zaman kazansın istiyorum. 60 saniye var. Şu anda birazcık daha koruma şansımız var. Çok iyi ya, oh. İyi, harika. Tamam, buradan bitiririz. Bir kişi koruyor orayı ama. Yaşayan adam at. Tamam, Yasuo önemli adamdı ama biz burada yeterince hasarımız var. Yeterinceden fazla hasarımız var. Oyunu bitiremeyebiliriz ama burayı alıp tapu da açabiliriz. Flash'ı attım orada, belki oyunu bitirebiliriz ihtimaliyle. Bitirebilir miyiz? Bitirebiliriz. Çok iyi. Oy oy oy. Ne oyundu ama. Ne oyundu vallahi. Rahatladım şu an. Bir oyun sonu ekranına bakalım. O son savaşı çok iyi verdik. Ondan bir önceki kötüydü. Ondan bir önceki yine iyiydi. Bir puan durumuna bakalım. En fazla kim hak etmiş? En iyi benmişim. 14.4. Ondan sonra Malphite. Malphite'ı çok aktif göremesem de lane'de ezilmemesi bile bir şey demekti bence bu adam için. 14K para, en fazla para bende. Hasarda da 33.000, en fazla hasarda ben vermişim. S almışım. Gayet güzel bir oyundu. Çok çok gergin olduğum bir oyundu. İnanılmaz gergin bir oyundu. 20 puan vermişler. Geçen oyun 23 vermişti. 2 puandaydım. Bu oyun 20 vermişler. Şu an plat 2'deyim. Plat 1'e doğru yükseliyoruz arkadaşlar. Yakında inşallah artık elması falan da görürüz. Biraz özgüvenlendi de bu oyundan sonra. Belki 1-2 oyun falan da atarım. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Hikayelere lütfen bakın. Öneri ve görüşlerinizi bekliyorum. Eleştirilerinizi de bekliyorum. Burası böyle olmamış, güzel olmamış, çok saçmalamışsın, komik değilsin falan. Komik olmaya çalışmıyorum bu arada ama. Hani o tarz şeyleri bekliyorum. İyi veya kötü her yorumu açayım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.